Mutlu günler, gelişmelerle karşınızdayız. Kırsaldan kent merkezine kadar asfaltsız yol bırakmamak için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında çamurdan, yaz aylarındaysa tozdan dolayı çileye dönüşen yaklaşık 1399 kilometrelik köy yolunu asfaltladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın asfaltsız köy yolu kalmayacak sözü üzerine 2016 yılında kırsalda ve kent merkezinde yapılan asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 2016 yılında yaklaşık 698 kilometre birinci kat ve yaklaşık 700 kilometre ikinci kat olmak üzere yaklaşık 1399 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde yer alan 13 ilçede devam eden çalışmalar kapsamında dar ve bakımsız olan yollar genişletilerek asfaltlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Akdeniz'de 11 kilometre, Anamur'da 9 kilometre, Aydıncık'ta 46 kilometre, Bozyazı'da 57 kilometre, Çamlıyayla'da 10 kilometre, Erdemli'de 49 kilometre, Gülnar'da 105 kilometre, Mezitli'de 18 kilometre, Mut'ta 90 kilometre, Silifke'de 61 kilometre, Tarsus'ta 134 kilometre, Toroslar'da 98 kilometre ve Yenişehir'de 6 kilometre birinci kat asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Akdeniz'de 20, Anamur'da 47, Aydıncık'ta 1, Bozyazı'da 36, Çamlıyayla'da 10, Erdemli'de 46, Gülnar'da 23, Mezitli'de 6, Mut'ta 161, Tarsus'ta 267, Silifke'de 50, Toroslar'da 30 kilometre ikinci kat asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla alakalı olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, göreve gelirken verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Tüm Mersin halkına en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2016 yılı içerisinde yaklaşık 1399 kilometre asfalt dökmüşüz. 2017 yılındaysa bu hizmet çalışmalarımıza daha fazla hız vererek gerek kırsalda gerekse kent merkezinde vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti sunacağız," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yılda kent merkezinde hizmet veren esnafları da unutmadı. Yeni yıl paketlerinin tek tek hediye edildiği esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kuvayi Milliye Caddesi, İstiklal Caddesi, Silifke Caddesi ve Ulu Çarşı esnafına yaklaşık 2000 adet yeni yıl hediyesi dağıtıldı. Dağıtılan hediye paketleri esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Dağıttığı takvimler her zaman hatırlanacak. Duvarımıza asacağız, verdiği kalemleri kullanacağız. Her kullandığımızda Sayın Başkanımızı anacağız haliyle. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren çarşı esnafı Hüseyin Yaprak, Başkan Kocamaz'la Mersin'in yenilendiğini söyledi. Belediyemizden çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Hiçbir şikayetimiz yok. Gerçekten yeni Mersin oldu. Çok memnunuz. Daha da başarıların devamını diliyoruz. Peki siz fark görüyor musunuz daha önceki Mersin'de, şimdiki Mersin arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Tabii ki görülüyor. Gözle görülen şeyi kılavuz istemez derler. Aynı şekil gözükmekte. Yapmış olduğu başarılar. 30 yıldır esnaf olan Saim Kılınç ise esnafa yeni yıl hediyesi verilmesinin çok düşünceli bir davranış olduğunu belirtti. Çok memnunuz. Dükkanımızın önü kaymak gibi oldu. Saat 11'de dükkana gelirken yapıldıktan sonra 8-9'da gelmeye başladık, açmaya başladık. Yani manevi enerji aldık. Allah razı olsun. Hediyelerinden de Allah razı olsun. Kendinden de. Yani başkanımız kimya, bulunmaz bir kibrit-i ahmer, kıymetini bilene. Atatürk Caddesi'nde esnaflardan Erkan Yalman da Mersin'de hiç beklenmeyen kadar değişiklik gördüğünü ifade etti. Ben fazlasıyla memnunum. Gerçekten fazlasıyla memnunum. Hiç beklemediğim kadar değişiklik oldu. Özellikle altyapı, ulaşım,
İkincisi kentselde temizlik açısından bayağı bir farklılık yarattığına inanıyorum. İnşallah bunun devamı da gelir çünkü birçok belediye başkanı bunu yapmadı. Genelde çok fazla bir hizmet almadık. Ulaşımda, temizlikte. Ondan sonra kentsel dönüşümde vesaire de görmedim ben. Ama şu an çok yok alıyoruz. Bu bir gerçek, alınıyor. Yani hangi parti önemli değil ama şu an Burhanettin Başkan sağ olsun çalışıyor. Engelli bireylerin hayatını değiştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İşkur İşbirliği ile hayata geçirilen Simit Arabam Engel Tanıman Projesi ile ekonomik hayata dahil olan engelli bireylerin hayatı değişti. Türkiye'de ilk defa Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ve engelsiz Mersin için yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlayacak projelerle hayatları değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortopedik engelli bireylere iş imkanı sunmak ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla engelli bireyler için özel olarak tasarlanan 12 simit arabasıyla başlayan Simit Arabam Engel Tanımam projesi 18 simit arabasıyla daha da büyüyerek devam ediyor. Simit Arabam Engel Tanımam projesiyle iş sahibi olan Barış Unal, Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasıyla hayatının değiştiğini söyledi. Yani insanlar yani çok olumlu bakıyorlar, gurur duyuyorlar. Yani bunu ne kadar söylemeseler de üzerindeki tebessümden, konuşmalarından öğreniyoruz. Yani sosyal hayatımıza da çok katkısı oldu. Yeni insanlar tanıdık, sohbetimiz açıldı vesaire derken hem maddi hem manevi yönden çok etkisi oldu. Peki sizinle aynı kaderi yaşayan engelli bireylere ne önerirsiniz bu konuda? Yani onlara da yani gerekli kurumlara başvurmasını, böyle projelerden faydalanmasını kesinlikle öneririm yani. Yani evde boş durmaktansa çalışıp hem insanlarla örnek olmak hem de kendine örnek olmak her açıdan iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu tavsiyede bulunuyorum. Unal simit arabasını aldıktan sonra da Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin devam ettiğini kaydetti. Engelliler Dairesi Soğurt'un sürekli geldi. Yani burada bazen esnaflar arasında sıkıntı yaşadık. Soğurt'un her seferinde gelip yardımcı oldular, esnaflarla konuştular. Allah razı olsun hepsine. Yani sürekli gelip gidiyorlar. Arada bir soruyorlar bir sıkıntı var mı yok mu diye arıyorlar sağ olsun. Onlara da çok teşekkür ederim buradan. Peki son olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a iletmek istediğim bir mesajım var mı? Yani Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ederim böyle bir projeyi desteklediği için. Daha iyi projeler çıkaracağını umuyorum inşallah. Kendisine de çok çok teşekkür ederim. Simit Arabam Engel Tanımam projesiyle hayatı değişenlerden birisi de Özcan Öz. Bir yıldır simit arabasıyla satış yapan Öz, proje sayesinde insanlarla sosyal olarak iletişiminin daha çok arttığını, büyük bir çevre edindiğini ifade etti. Yani çok büyük bir çevre edindim. Ondan sonra değişik farklı insanlarla tanıştım. Farklı kişilikler, farklı görüşler. Yaşam kalitesi olarak hani daha bir farklı. Çalışma ve çalışmama arasındaki fark ortaya çıkıyor. Peki aile ekonomisine de katkı sağlıyorsunuz. Evet. Yani ben aldığım parayı buradan kazandığımı kızımın eğitimi için kullanıyorum. Yani onu EÇİT'e gönderiyorum. Onun masraflarını ben kendim üstlendim ve kızım için çalışıyorum. Öz Büyükşehir Belediyesi'nin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. Peki bu projeden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iletişiminiz devam etti mi? Etti tabii. Yani sıkıntılar yaşadık, problemler oldu, esnaflarla oldu. Hani az çok bazı şeyler yaşadık. Mesela Engel Daire Başkanlığı'nı arıyorduk. Onlar sağ olsunlar geliyorlardı, görüşüyorlardı. Bize gerekli olan rahat ortamı sağlamaya çalışıyorlardı. Hani arada yine uğruyorlar yanımıza ve denetlemek için de geliyorlar. En son uzaktan denetimle denetliyorlardı. Hani karşıdan haberimiz olmadan ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz. Şu an zabıtaya verdiler. Zabıtalar geliyor, denetliyor, bakıyorlar. Yani bir sıkıntımız yok şu an çok şükür. İyiyiz. Peki son olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani bize böyle bir imkan sunduğu için Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani bu nasıl diyeyim, çok farklı bir şeydi, çok da güzel şeyler ortaya çıktı, birçok insan buradan ekmek yiyor ve gerçekten ben kendi arkadaşlarımda görüyorum, engelli arkadaşlarımda çoğu memnun bu şeylerden, yapılan hizmetlerden memnun yani. Teşekkür ederim. Gelişmeleri aktardık, yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.